için toplandık. Bugün Doğuş Üniversitesi'nin fahiş fiyatlar üzerinden bize yaptığı zam için buradayız. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Bu fiyatları karşılayacak durumda değiliz. Ayrıca burada aileler de burada bu şekilde direnmeye devam edeceğiz. Bizler bugün Doğuş Üniversitesi öğrencileri olarak bizlere dayatılan haksız zamma karşı burada eylem yaptık. Protestomuzu gerçekleştirdik. Taleplerimizi sıraladık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Eylemliklerimiz devam edecek. Bu bir başlangıçtı. Bu bir süreç. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bugün hak verilmeden alınmaz. Haklarımızı söke söke alacağız. Yine de kazanacağız. Bugün öğrenciler burada toplandılar. Neler düşünüyorsunuz? Ben oğlumu kayıt ettirdim geçen sene ve benim oğlum 186 bindeydi. Devletin şehir dışlarını kazanabiliyordu. Ben ama geldim görüştüm. Bana dediler ki burs veriyoruz. İşte %25, %50 tercih bursu. 17 bine ben yazdırdım çocuğu. Ama dediler ki her yıl en fazla %10 artacak. Her yıl en fazla %10. Ben buna güvenerek yazdırdım. Ben 17 binden şu anda 56 bine, 54 bine nasıl ödeyeyim? Benim eşim zaten işçi yani. Nasıl olacak? Bir de seneye bunlar 54 bini ben topladım, birinden buldum. Seneye 300 bin olacağını kim garanti edecek? Beni çok zor duruma bıraktı diğer arkadaşlarım gibi. Ailem açısından da. Çünkü %5 artacağını söylediler. 20 girişliyim ben. Ve bu şekilde ilerleyeceğini hesaba katarak ailem bu ücreti karşılayabileceğini ve buradan eğitim görebileceğimi söylediler. Okulumu ve öğretmenlerimi seviyorum, eğitimimi seviyorum ama okulun aldığı bu karar hiç doğru değil ve %300 çok büyük bir şey. Ve hani tamam bu sene bir şekilde ödedik ama bir sonraki senelerin garantisini verebilecekler mi? Ben daha ikinci sınıfa geçtim. Bunun 3'ü 4'ü var ve sonuçta kesinlikle artarak gidecek. Ödenemeyecek rakamlara gelecek. Umarım bunlar çözülür. Fotoğraflarımızı alırız. Kendinizi alkışlayın arkadaşlar. Peki sizin ücretiniz kaç oldu acaba? 150 bursluyum. 18.000 TL iken şu anda benden 55.000 TL istiyorlar. 55.000? Yani bu fiyatın daha da fahişlerini başka bölümlerde arkadaşlarıma da yaptılar. Mağdur olan sadece ben değilim. Ailesinin durumu çok çok kötü olan, bunu karşılayamayacak olan, burada kirada olan, aynı zamanda yurtlarda kalan arkadaşlarımız da şu anda çok mağdur. İstanbul'da yaşamayan, il dışından bize destek çıkan arkadaşlarımız da var. Biz sadece bu kadar değiliz. Daha fazlayız ve direneceğiz. Ücretiniz ne kadar oldu? Benim şu anda 90 bin lira oldu. 1 lira. Nereden çıktı? İlk başta hangi fiyatta? 30 bin TL'ydi. Şu anda da 90 bin. Peki yönetim enflasyon diyor. Bunu nasıl değerlendiriyor? Hocam şimdi şöyle. Biz burada şunu söylüyoruz. Yönetim evet enflasyon diyor. Fakat bizim dediğimiz şey şu. Devlet özel okullara yardımlarını artırsın ve bu şekilde hem öğrenciyi mağdur etmesin hem de çalışanı mağdur etmesin. Çünkü aldığı paraları çalışana vermiyor. Buradaki çalışanlar yine ucuz ücretlere saatlerce köle gibi çalıştırıyor. Biz buna karşıyız. Abi ben yıllık ne kadar ödeyeceksiniz? Zamlarla bir 56 bin ama ben burs kurdum, öğrendim. Burs kazandı, 17 bine yazıldı. Yüzde kaç burs? Yani şöyle %25 devlet bursu, %50 de ilk tercih bursuyla 17 bine kayıt oldu. Taksitle 18 bin. Ben 18 bin yıllık bu senede 20 bin ödeyecektim ben. Ama bunlar yaptılar %300 zam, 56 bin. Benim bunu ödeme şansım yok. Benim çocuğum diyor ki ben okumam çıkarım, işte dışarıda çalışırım bilmem ne. Ben canımı çıkardım onu okutana kadar. Yani ben bugüne getirene kadar niye benim eğitim hakkım alıp bana niye %10 diyorlar? Niye %10 deme. Parası olan gelsin o zaman. Beni kandırıyorlar. Her yıl %10 zam getiriyorlar ödeme %300 zam. Bu nasıl ya? Seneye de 300 bin yapar. Ne malum? Ya benim çocuğumu bu sene okutacak. Seneye ben onu istediğim bir yere atarsın. Şey yapsın. Yatay geçiş yapsın. Ama bu sene okutacak. Almayacağım çocuğu. Okutmak zorunda yani. Kandırdılar. Bizi kandırdılar. Bunların hepsini kandırdılar. Yazık değil mi bu çocuklara? Benim çocuğum okumayacak ya. Öbürleri de okuyamayacak. Ne olacak? Ya bu kadar genç yazık değil mi? Biz üniversite sınavına hazırlanmak için yıllarca çalıştık ya. Ben geçen yıl giriştim. Bana %10 sadece zam yapabilecekleri bir taahhüt verdiler. Öyle imzaladım ama şu anda bende %132'lik bir zam var. Ne kadar oldu ücret? Yani ben geçen yıl 1200 lira aylık ödüyordum. Yani dönemlik 12.000 TL. Şu anda 27.000 TL ödeyeceğim dönemlik. Dönemlik 27.000 lira. 27.000 TL. Biz öğrenciyiz. Yıllık ücretim neredeyse %300 arttı.
Şu an 62 bin lira vesaire oldu yani. İlk girişinde ne kadar ödüyorsun? İlk girişimde hazırlıkla okuduğum için daha düşük bir miktarda. Hazırlıktan birinci sınıfa geçerken gerçekten %5 arttırdılar. Ve bize güvendik de dedik ki diğer dönemlerde bu devam eder dedik. Ama bu sene sisteme girip ödeme şeyine baktığımızda aşırı derecede büyük bir meblağ gördük. Çünkü ben okulu bitirdiğimde bu parayı verecektim ve bir senede benden bu parayı istediler. Burası ticarethane değil, eğitimhane. Hepimizin de iştahları var ve bize bir söz verdiler. Her ne kadar yani Instagram postlarınızdan da silseniz, tweetlerinizden de silseniz onların hepsi bize duruyor. Fotoğrafları var, %5'i geçirmeyeceğinize dair sözleşmelerde de duruyor. Yani bu devlet, yani sonuçta hukuk devletindeyiz ve adalet hakkımızı da arayacağız. Şu an sadece okulla uzlaşmaya çalışıyoruz. Yani ben, ailem beni daha iyi bir üniversiteye, daha böyle kurulu bir üniversiteye göndermek istediği zaman anne, baba gerek yok, ben 20.000 TL'ye bu okulda okurum, çok da güzel bir şekilde kendimi geliştiririm ve o şekilde eğitim hayatıma devam ederim dedim. Ancak bu sene diğer özel okullarla neredeyse aynı seviyeye geldi bizim fiyatlarımız. Bana %300 zam yapılarak şu anda 20.000 TL ödediğim okul ve bu sene 22.000 ödemeyi beklediğim okul bana 62.000 TL fiyat çıkardı. Fotoğraflarımızı alırız. Kendinizi alkışlayın arkadaşlar. Ailen ne tepki var? Şöyle bir durum var. Benim ailemin de zaten ekonomik şartları belli. Ben kendim çalışarak karşılıyorum. Ve böyle bir durumda kara kara düşünüyoruz yani. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun ve üzerine zam yaptılar. Ve yani oyunculuk bölümü okuyoruz, sanat yapıyoruz ya. Yani ben 75 burslüyüm ona rağmen, yani bu kadar düşük ona rağmen yani %50 okuyor arkadaşlar, artık Allah yardımcısı olsun. Yani kara kara düşünüyoruz ne yapacağız diye. Ve ailem açısından da çünkü %5 artacağını söylediler, 20 girişliyim ben. Ve bu şekilde ilerleyeceğini hesaba katarak ailem bu ücreti karşılayabileceğini ve buradan eğitim görebileceğimi söylediler. Okulumu ve öğretmenlerimi seviyorum, eğitimimi seviyorum ama okulun aldığı bu karar hiç doğru değil ve %300 çok büyük bir şey. Ve hani tamam bu sene bir şekilde ödedik ama bir sonraki senelerin garantisini verebilecekler mi? Ben daha ikinci sınıfa geçtim. Bunun 3'ü 4'ü var ve sonuçta kesinlikle artarak gidecek. Ödenemeyecek rakamlara gelecek. Umarım bunlar çözülür. Ailem yani kan alıyor zaten. Aileler bu ücreti verdikten sonra sosyal bir yaşamı kalmıyor zaten. Ne yazık ki. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızı alacağız. Çok teşekkürler. Ve bundan sonra da şunu da söyleyeyim. Bu herkese de örnek olsun. Çünkü bugün ilk kez uzun bir süreden sonra ilk kez burada böyle bir eylem yapıldı. Ve bu eylemin sonucu aslında şudur. Buradaki üniversite öğrencileri haklarına sahip çıkıyor ve sorguluyor ve düşünüyor. Bu cesareti gösteriyor. Annemle babamın tepkisi direkt olarak şu oldu. Kızım biz bunu bir şekilde zorlayarak ödeyebiliriz ama okulun buna hakkı yok. Okulun buna hakkı yok dendi. Çünkü biz %10 zam olacak vaatleriyle biz bu okula girdik. Hepimiz. Burada kime sorarsanız. Benim babam bilgisayar mühendisi. Babam bir şekilde beni okutabilir. Annem hemşire. Beni bir şekilde okutabilir. Ancak benim babası taksici olan, annesi çalışmayan arkadaşlarıma 40.000 TL hesap çıkardılar. Benim bu arkadaşlarım nasıl okuyacaklar? Bizim eğitim hakkımızı elimizden alıyorlar. Bize verilen sözler tutulmuyor.